Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası Türk lirası mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurdu. Erdoğan, kur getirisi mevduat kazancının altında kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek dedi. Erdoğan açıklamalarından sonra dolar ve euro kurunda büyük düşüş yaşandı. Koronavirüsten hayatını kaybeden Profesör Doktor Haydar Baş'ın oğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan dolar kurunun düşmesi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Baş, Twitter hesabında yaptığı açıklamada piyasaya yerli biri tarafından en az 40 milyar dolar döviz sürüldü, gerisi hikaye dedi. Paylaşımının devamında Baş kamuoyuna kim bu kadar döviz sahibi? Bu zamana kadar neredeydi? Bu kadar paraya nasıl sahip oldu? Parasını ne zaman geri çekecek? Parayı neyin hazırlığı için piyasaya sürdü? Sorularını yöneltti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar ise tam da bu iddialar konuşulurken Habertürk Televizyonu canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası 1 milyar dolar civarında para bozduruldu açıklamasında bulundu.